Herkese günaydın. Bir daha. Bir, iki, üç. Herkese günaydın. Biz bugün size Turgay'la pazar kahvaltısı hazırlayacağız. Değil mi Turgay? Evet. Ne yapacağız peki? Sen bildiğin normal kahvaltı yani ne olacak? Ama kahvaltıda ne olacak işte? Kahvaltıda normal şeyler yani. Ama normal şeyler herkes belki aynı şeyleri yemiyordur kahvaltıda. Yani şimdi akşam yemeğini sabah kahvaltına döndüren mi oluyor yani şimdi? Ya hayır öyle değil de sonuçta. Ne olabilir? Turşu yiyorlardı mesela. Turşu mu? Sabah sabah. Olabilir yani yapanlar var. Tamam sen şimdi biz ne yapacağız onu söyle. Biz patates diyoruz. Gördüğünüz gibi patates diyor. Evet patates. Fırında patates, biber, kabak falan öyle hayır, şeyler yapacağız. Bunların hepsi fırına giriyor. Aynen. Onun dışında, bizim esas aldıklarımız tam şurada gözüküyor. Evet markete gittik geldik şimdi. Merdivenlerden çıktık nefes nefese kaldık. Ben sayıyorum peynir aldık. Heh. O ne öyle dolu kabak mı? Kabak. Dolma galiba. Şey biber. Biber aldık. Sucuk aldık. Sucuklu yumurta yapacağız. Evet Turgay dün akşam göz yumurta istemişti ama vazgeçti. Evet, kararım değişti yani. Evet. İşte öyle. Şimdi yapıyoruz. Evet. Sen ne yapacaksın? Sen öyle boş bekleyeceksin. Bana da bir iş ver yani. Sana da bir iş vereyim. Evet. Tamam. O zaman sen de soyma bıçağıyla kabakları soy. Tamam. Hiç beceremem ama neyse. Bir dene bakalım. Şurada soyma bıçağı var. Burada. Hı-hı. Bak şu. Şu şu. Bu mu? Hı-hı. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bunu bilenler var ya. Kabaklardan al bir tane kabak. Nerede kabak şimdi? Şu bak şunu şimdi. Bu mu? Evet. Ha. Ha kabak. Kabak ne? Sen kabağın ne olduğunu bilmiyor musun? Hadi soyma bıçağını bilmiyorsun anladım da. Bunu böyle yapıyoruz ama. Evet bravo. Telefonu çaldı. Annen olabilir. Olabilir. Fırın tepsimize yağlı kağıt koyacağız. Hayır arama sen. İstedikleri zaman gelsin Turgay. Geliyor musunuz? Geliyor musunuz? Ne diyor? Geliyor musunuz? Edem oldu. Oha gelmişler. İşte bizim böyle şeyleri var. 45 dakika. 10.45 11.45 geçiyor. Ama 12 demişlerdi. Gerçi 15 dakikada da gene de hazırlayamazdık da. Bizim sorumuz. Evet, biraz geç kaldık. Soyuyor musun? Evet. Dur sablonunu keselim. Mundar etti kabağı. Hayatımda ilk defa görüyorum ama ya. Hadi, al bakalım. Nereden bileyim ben kabağın böyle soyduğunu? Ay dikkat et. Bir şey olmaz. Cidden çok zor iş ya. Becerdim. Bakayım. Usta işim sayesinde. Tamam orayı soymuşsun. Daha orayı ne soyun? Şu soyulmamış yerleri soysana. Bunun adını ne koysam acaba? Neyin? Bunun. Kabak. Evet. Çok açık bir şey oldu. Edem ondalar ve şu anda bizi gördüğümüz görsele bakar mısın? Çabuk hızlı hızlı yap. Allah. Yapıyorum ama kabak bey izin vermiyor. Böyle şunları yapalım. Olmuyor. Neden olmuyor? Şuradan yapacağım. Benim olur şey. Bence. Yapabilirsin. Bu arada kanala abone olun. Ver ben yapayım. Ver. Mundar ettin kabağı mundar. Hayatımda ilk defa görürüm arkadaşlar. Yani aranızdan ilk defa görenler de vardır. Yapamayacaksınız yani. Ben de zorlanıyorum. Evet haklısın. Bir de yani şunlar çok güzel kokmuyor yani açıkçası. Yani güzel kokmadığı için mi soyamadın? Yok hayır ondan değil yani. Bir de çok kaygan oldukları için bir sıvı var bunun içinde. Evet. Bunları niye fırına koyuyoruz biliyor musun? Neden? Sağlıklı olsunlar diye. Kızartabiliriz. Hem tat veriyor hem de. Kızartmayalım yağlı yağlı diye. Ondan fırına koyuyoruz. Allah düştü. Bu kız hiçbir şey beceremiyor. Sen kendine bak. Bir
biraz da zeytinyağı. Sanki şöyle bir tabak yaptı. Şuraya başka bir şey, buraya başka bir şey, bir üçgen oluşturdu. Göstereyim o zaman. Göster. Öyleyse. Dur biraz zeytinyağı dökeyim üstüne de. Şöyle yaptım. Üç farkları fırına. Tugay, çayı demlemedik ya. Biz neden her şeyi beceremiyoruz? Hayırsa bende de sorun var, sende de sorun var. Dur. Evet, şimdi sıra neydi? Ne bileyim. Oho. Süt ve peynir de. Aynen, peynir, domates de dilelim. Tamam, ben kolay bu iş yaparım. Emin misin? Ama... Tahtan var mı? Var ama şey yapalım, kabuklarını da soyalım. Ben kabuklarını soymuş seviyorum. Tamam, soyulur o zaten. Eline bile çıkartabilirsin yani. Yok artık. Ben çıkartıyorum. Bak çıkarttım. O değil kabuk dediğim ya. Tamam işte buram. Bu bütün kabuklarını diyorum. Aynen. Ha bunu mu yapacaksın yine? Hayır. Kabak. Normal kabuğunu soyacağız işte ya. Böyle. Kabuğuyla yenmez mi ya? Ben sevmiyorum kabuğunu, domatesin. Domates. Ama onun olmaz ki. Domatesi çok biraz büyük olmuş ama. Neyin bunu oldu? Vereyim de bunu görürsen. Tamam ben bunu söyleyeyim. Sen de onu söyledim hadi. Bir şey değil mi? Çok güzel yaptı. Bakar mısınız? Öyle soy sen de çok güzel. Ama biraz kayıyor. O zaman ben peynir tabağı hazırlıyorum. Şöyle. Bu köy peyniri. Koyun peyniri. Salamura. Bu taze. Her şey köy. Aynen her şey köy. Bu taze. Tek peynir hariç. Süzme çünkü. Evet. Ay gözüme da... geldi. Ama öyle nasıl soyacaksın? Nasıl soyacaksın? Eline soyan mı lan bunu? Ne bakalım. Belki yapabilirsin. Bunu bari başarın. Hadi inşallah. Sana bir şey diyeceğim. Söyle. YouTube'a neden başladın? YouTube'a mı? Evet. Yani böyle arkadaşlarım aslında önerdiler. Dediler ki sen böyle işte sosyal medya kullanmayı falan seviyorsun. Neden YouTube videosu? Instagram'da 73.000 takipçisi var bu arada. Evet. Benim 430-460 ne? Evet. İşte dediler ki neden YouTube videosu çekmiyorsun? Sonra bana da şey geliyordu. Biraz böyle çocukça. Aynen biraz çocukça geliyor. Evet. Çünkü çok affedersin velet videoları var çünkü YouTube'un çoğunda. İşte ben de böyle o yüzden çok sıcak bakmıyordum. Ama sonra gün geçtikçe dolaştı. Ama sonra hoşuma da gitmeye başladı video çekmek falan peki böyle. Peki sana şöyle diyeceğim yani. Hı. Bin, hani bir mukbang videom 1000 takipçi izlenmiş. Nasıl bir duygu? Çok güzel. Yani böyle izlenmelerin 1000 değil bu arada. Aynen. 2000. 2000. 1000 değil bu. Benim de 500. Aynen. 516 izlenmem var. Evet. Yani güzel izlenmek ve güzel de yorum almak. Peki sana bir şey diyeceğim. Instagram'a mı daha önce başladın, YouTube'a mı? Instagram'ım benim çok uzun zamandır var. Kaç yıldır? Yani 2014 müydü? O zamandan beri var. 6-7 ben yıldır. Ben 2018'e başlamıştım Instagram'a. Hı hı. Bu kadar yani 73.000 takipçi. Tabii 4 yılda, 6 yılda büyür tabii. Aynen. Peynir tabağımızı göstereyim dur. Bu da peynir tabağımız. Krep yapacağız daha mı? Aa evet daha krep yapacağız. Ben hatırlatmasam ruhu bile olmuyor ya. Dur ver ben soyayım domatesin kalanını. Mundar etmeden sen. Şimdi krep yapacağız. Ondan sonra başka ne yapacaktık? Sucuklu yumurta. Oo. Aslında bayağı hazır Turgay. Aa çay ha neyse kettle'da kaynıyor. Sakinim. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Aynen. Sakinim. Şu anda siz bu videoyu izlediğinizde biz bu hafta sonu olacak yani hafta sonu olmayacak buna eminim. Olabilir. Belki de hemen izleyecekler biliyor muyuz? Abone ol like at derim. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Peki sana bir şey diyeyim. Yani sen bu yola başladın YouTube'a. Hı hı. Sana kötü çıkanlar var mı? Kötü yorum yapanlar. Aynen kötü yorum yapanlar, dislike atanlar. Tabii ki de var. Herkese olur. Bana da var. Hı. Ben onları bu arada kötü olarak algılamıyorum. Bence sen de öyle düşünün. Ben de algılamıyorum evet ama. Seni geliştirecek şeyler bence onlar. Ama yani nasıl yani? Anlamıyorum yani. O zaman izleme olsun bitsin yani.
Yani farklı bir bakış açısı ama şöyle düşün. Sevmesen bile yani yorum yapma. Yani dislike at ama yorum yapma. Neden yani? Ama şöyle düşün. O sana mesela kötü bir yorum yapıyor ya, diyor ki işte, örnek veriyorum, bana yazmış ki bir tanesi, Allah kitap aşkına makyaj yapmayı öğren. Makyaj dersi al falan gibi bir şey yazmış. Allah kitap aşkına. Ama ben normalde zaten öyle makyaj yapmıyorum. O günün böyle bir can sıkıntısıyla çok farklı bir makyaj yapmıştım. Makyaj değil mi? O değil. Makyaj videosu değil de. Hani videoyu çekerken makyaj yapmıştım. O da sana patladı. O da öyle bir yorum yapmış. Mesela benim için o geliştirici bir yorum. Hani eleştiri ya da kötü bir anlamda bakmıyor. Ama ben şöyle diyeyim yani. Elbette benim kanalımdan Ayşe abla abone olanlar vardır. Eleştirilere açık bir insanım ama yani bunlarınki eleştiri değil bence yani. Direkt ben küfür ediyorlar ya da arba kelimeler söylüyorlar. Evet, onlar tabii öyle şeyler kötü olmasa şeyler iyi olur. Yani yorumlar kapatacağım yani en son. Bütün videolarımda. Kahvaltıdan sonra ne yapmayı planlıyorsun sen? Evde oturup dinleyeceğim. Yo, sizle ev bakmaya gideceğiz işte beraber. Abla. Dur bunu kapatıyorum bir. Evet. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Evet. Babası gibi geldi ve biz hala bekleyin. Hazır değiliz. Şimdi krep yapacağız. Dayıl mı Turgay? Geldim. Gel. Hoş geldin. Say bakalım krep malzemelerini. Evet, hadi. Tabii ki de un, süt. Evet. Un, süt. Ve yumurta. Aynen. Pişireyim. Biz yumurtaları sucuk yapmayacak mıydık? Yapacağız, onu da yapacağız. Ben dökeyim mi şeyi? Ya da ben karıştırmasını yaparım. Olur ama iyice çırpmamız lazım. Çırparım ben. Bunları atıyorum. At. Attım. Ay yere düştü. Ya yine mi ya? Her şeyi yere düştü. Tamam. Yine beceriksizliğim. Şunu da çırpalım. Şimdi sütü koyacağım mı buraya? Dur bir dakika. Çırpalım önce. Yumurtayı ben köpürtelim. Çırpırım. O işi bana bıraksın. Emin misin? Evet. Asla dışına çıkarmayacaksın ama. Gel beraber yapalım. Burada da bulaşık var. Gel tut. Başım. Tamam bak. Allah. Ama ben dışına çıkartma, kaydırırsın. Bu çıkarma. Çıkarmayayım mı? Hayır. Kalsın içine. Bayağı bir köpürdü bence. Tabii köpürmüştür ya. Şimdi bir su bardağı da su koyalım. Tamam, sen dök bana, ben de oraya dökeyim. Elden ele. Hadi. şu kadar tam böyle en çocuk eli hizasında. Evet. Bir de un. Hepsini boşaltacağız. Evet. 3 kaşık da un koyalım. Tamam, ben koyayım. Dur. Şey yapalım ama. Şimdi bir burada püf nokta verelim. Topak topak olmaması için. Ha, şey her şey. Ha? Aynen, bundan getirdim. Aynen, süzgeçten. O zaman ben bunu tutayım. Aynen. Tut. Bir de bu püf nokta değil ki. Neden bence bir püf nokta? Böyle yapıyoruz. Evet. 2 saat sonra geri geleceğiz. Yok ya, o kadar değil. Ben yapayım mı? Yok. Ver bakayım. Şöyle yapalım. Ben de yapalım. Ay, üzüne taştı. Oldu ama bayağı bitti. Ayşe abla dur be. Tamam, bitti şu an. Yaklaşık bu kadar bir şey kaldı. Bunu da... Şu, bu kalmış sayılmaz. Ben karıştırabilirim. Karıştır bakalım. Ama şey yapma. Altı üstü yapma da işte hani bu öyle... Krep mi şimdi? Krep hamuru diyebiliriz. Dur şunu da getir, karıştıralım. Saçım dağıldı. Aman saçım dağıldı. Şey mi dağılınca? Kıvrık kıvrık oluyor. O zaman deneyelim. Tavamızı alıyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Bunu mu? Hı hı, krebi. Bir kaşıkla döküyoruz değil mi? Kepçeyle, evet. Aynen, ben dökeyim onu. Kepçe. Şurada. Şuna bak. Önce bir ısınsın. Şey, o zaman şey tava. Biraz yağlı da yağ koyalım. Sana bir şey diyeceğim. Arkadaşlarım ben diyor ki işte hani ben atmıştım ya o gün Instagram'a köyde hani sizin Balıkesir'de deprem oldum, cidden inanmıyorum inanmıyorum. Haberlerde görmedim dedim. Yo dedi, oldu mu sen söyle bir daha arkadaşlara.
Tabii ki de oldu. Oldu. 6.6 şiddetinde. Ve biz çok korktuk. O gün başımıza gelmeye kalmamıştı diyeyim size. Aynen. Köpekler o gün kovalamıştı. Aynen, köpeklerle yakalandık. Sonra depreme. Şöyle. Bebek abla da gülüyordu. Hadi. Dolu dol ama bir kepçe. Şöyle doldur. Heh. Dur bir dakika. Ya kızdı mı? Getir de taşmasın. Heh. Dur bakayım. Şöyle. Ay biraz fazla mı yağ koyduk? Tamam, şimdi bu böyle yapıyor. Lavaş kıvamına gelene kadar. Peki sana bir şey diyeceğim. Hı. Bunu bilmen lazım. Yoksa yani ikiler katacağım. Hı. Şimdi YouTube'da kaç abone var? 650. Neden 700 alamadın? Bilmiyorum. Ama hep Instagram'da ya, ne zaman görsem. Çünkü YouTube'la son zamanlarda hem çok ilgilenemedim. Bunu çevirelim. Hem de dediğin gibi Instagram şey daha vaktim almaya başladı. Instagram güzel ya. Peki Instagram mı daha çok güzel, YouTube mu? Instagram bence. Yani ikisinin de farklı güzel tarafları var. Ama en çok yani bakın oluyor. Sana söylediğim eleştiri yapıyorlar yani en çok ama YouTube'da yapıyorlar değil mi? Yani YouTube'da da yapıyorlar, Instagram'da da yapabilirler aslında. Yok, yapmıyorlar bence, bana hiç yapmıyorlar. Dur, kapatıyorum bunu. Evet, şu an sucuklu yumurtalarımızı yapacağız. Krabimizi göster Turgay. Çok güzel oldular. İçine bir de bal döktün mü? Aynen. Ama kendi isteğimize göre yapalım yani. Direkt dökmeyelim, belki yemeğine tabii canım, ki kim ne isterse orada bir sürü krep var. Herkes istediğini yapsın. Bir daha dıdırırt. Başladın mı? Yumurtalarımızı kıralım. Getir getir. Yumurta benim. Ay, içine kabuk kaçtı. Yine ben demişim bir şey başaramayacağım. Gene bir beceriksizlik. Şöyle üstten çekiyorum bu da. Ay, gene kabuk girdi. Gördünüz arkadaşlar. Kocaman kabuğu. Bir de. Ben çekiyorum, sen yapabilirsin. Tamam. Of, çok güzel olmadı mı? Oldu ama senin beceriksizliğinden dolayı. Tuz da dökelim. Dıt. Of, ne güzel oldular. Bak, getir yumurtamızı da göster. Oh, mis. Durmuyor, sen merak etme. Şöyle. Oh, bir de şuna. Dıt. Tamam, bir videonun daha sonuna geldik. Evet, Turgay'la hazırladığımız şahane kahvaltıyı size göstermek istiyoruz. Evet, şuradan çeksen daha iyi olur çünkü ben çekeyim. Oradan da çok iyi, hepsini çekeceğim. Bu fırında biber, kabak ve patates, bu krepler, sucuklu yumurta, domates, peynir. Çok güzel. Hepimize afiyet olsun. Böyle güzel bir kahvaltı hazırladık Turgay'la beraber. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.